Bu haftaki konuğumuz efsane Efes Pilsen takımının efsane kaptanı Tamer Uyguç. Sımbırız potasında topunu kesen oyuncu Tamer Uyguç. Tamer Uyguç. Tamer Uyguç top istiyor. Şimdi Tamer Uyguç. Ve mükemmel bir smaç Tamer Uyguç'tan. Tamer abi, yayınımıza hoş geldin öncelikle. Çok teşekkür ederiz kırmadığın için. Üçüncü kere geldiğin için çok teşekkür ederim. Umarım bu sefer yayınlamayı başarırız. Yani iyi insan için ayrıca teşekkür ederim. Abi ben şununla başlamak istiyorum aslında. Bu geçmiş döneme gitmek gerekirse, yani özellikle en başta lise dönemlerinize, çok başarılı bir öğrencilik hayatınız oluyor sizin. Çok çalışkan bir öğrencisiniz. Sonra basketbol serüveni başlıyor. Çok iyi bir de basketbolcu olursunuz ama ben hani işin diğer kısmındayım. Basketbolcu olmasaydınız abi ne olmak isterdiniz? Hayalinizdeki meslek neydi sizin? Vallahi basketbolcu olmasaydım ilk başta pilot olmak istiyordum. Ama işte bu boy uzunluğu falan, bacak boyunun uzunluğundan dolayı olamadım. Çünkü ben işte liseyi bitirdiğimde falan 2 metre 4 santimdi boyum. Orada da pilotlukta da bir kısıtlama vardı o zaman. Bu kadar büyük uçaklar da yoktu. Ondan sonra dolayısıyla kısıtlamadan dolayı pilot olamadım. Ondan sonra ikinci meslek olarak iç mimar olmayı çok istiyordum. Böyle hala işte dergilere falan bakıyorum şey olarak. Yani onları takip ediyorum. Instagram'dan da olsun, işte Pinterest'ten de olsun takip ediyorum. Bunların ikisi benim öncelikli şeylerim, tercihlerimdi. Basketbol hiç bundan aslında yoktu. Tamamen tesadüfi olarak basketbolcu oldum. Onun da sebebi Fatih'te abimlerin dükkanı vardı. Onun yanında işte Eczacıbaşı'nın genel müdürü oturuyordu. Bir gün beni görüyor. İşte bu çocuğu kazandıralım basketbola falan diye. Rahmetli Saffet abi beni buluyor ve yani arkamdan peşinden koşmaya başlıyor. İlk başlarda sevmiyorum ben. Şey doğru yani o çok çalışkan inek bir öğrenci olduğum doğru. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne kazanmıştım o ilk başlarda. 83 girişliyim ben bu arada bir de üniversiteye. Hala numaramı bile hatırlıyorum yani şey öğrenci numaramı. Ondan sonra Boğaziçi İşletme'de okuyordum şey olarak. Daha sonra tabii basketbol ağırlık kazanınca üniversite ikinci plana gitti ki çünkü derslerimiz çok ağırdı yani şey olarak. Boğaziçi'ni yarıda bırakmak durumunda kaldım. Spor akademisiyle devam ettim hayatıma, basketbol hayatıma. Ondan sonra tabii ki işte yani söylüyorum herkesin ailesi basketbolcu veya sporcu olmasını istemez. Benim ailem de tam tersi olarak basketbolcu olmam için çok fazla çalıştı. İlk başlarda sevmedim. Yani benim küçük yaşta babam öldüğü için işte böyle yani evde kapanı, hani tamamen içine kapanık olarak büyüyordum ve derse vermiştim kendimi. Dolayısıyla insanların arasında böyle soyunmak falan bana böyle şey geliyordu. Hani ne bileyim garip geliyordu. Eşofmanla idman yapıyordu falan yani o derece ilk başlarda. Tabii ki bu yavaş yavaş şey yapmaya başladı. Yani işte bir Efe abilerin, işte Efe abi, Emir... O arada bizim takımdaydı. Yabancı Rane Egler falan vardı. Şeyde Eczacıbaşı takımında. Jim Abromaitis diye acayip iyi bir beyaz uzun vardı. Onların olduğu süreçte bir milli takımla bizim gençler bir maç yaptı. A takımın gençleri Eczacıbaşı'nda. O maçta böyle Efe abiyle Emir'in üstünden bir smaç, tip smaç vurmuştum. Ondan sonra işte gazetelerde şey çıkmaya başladı. İşte bu çocuğu tanıyayım, bu devi tanıyayım falan diye yazılar çıktı. Yani tabii ki şimdi normal bir aileden geliyorsun, bir kapalı ortamdan geliyorsun. Bir anda televizyondasın. O zaman hani gazeteler de çok az. Yani Hürriyet gibi işte ne bileyim diğer gazeteler gibi gazetelerde çıkınca böyle fotoğrafın inanılmaz bir şey oluyor. İşte insanlar tanıyor falan. Yavaş yavaş hoşuma gitmeye başladı. Basketboldan da zevk almaya başladım. Dolayısıyla işte basketbol hayatına öyle bir geçiş yaptık. Yani şey olmuş abi, biraz zoraki basketbolcu olmuşsunuz ama hani aynen. İsteyerek olsaydınız herhalde dediğim gibi
NBA'de falan böyle forması asılan bir oyuncu olabilir miyiz? Çok başarılı. Avrupa'da ya şöyle, çok başarılı uzun oyuncu. Şöyle hani biraz böyle ukalalık gibi olacak ama şimdi benim oynadığım süreçte şey yoktu. Avrupa'dan NBA'ye giden oyuncu sayısı çok fazla yoktu. Yani Avrupa'nın en iyi oyuncusu, en iyi iki oyuncusu vardı işte. Birisi Sabonis'ti, birisi de Petrovic'ti şey olarak. Bir tek onları aldı NBA şey yapmaya, oynatmak için. Bana her hafta bir tane üniversiteden şey geliyordu. Teklif geliyordu. İşte gel burada otur diyor. Bunların içinde UNLV var, Pepperdine var, ondan sonra şey Georgia Tech var. Ondan sonra ki UNLV var, Tarkanya'nın yani bugün Amerika basketbolunun en önemli insanlarından bir tanesidir Tarkanya. Tarkanya'nın takımından şey geldi. Hala annemin evinde üniversite şeyleri duruyor yani. O hani saklamış işte gazete küpürlerini falan saklıyordu o. Ondan sonra onlar hala duruyorlar. Geçenlerde böyle baktım buldum şeylerini, üniversite davetlerini. Hatta bir keresinde de milli takımla şeye gittik, biz Amerika'ya gittik. Junior All-Star Team'in koçu dedi ki işte Avrupa'dan oyuncu alınmadığı için bunu burada bırakın. Biz bunu işte Amerikan vatandaşı yapalım. Ondan sonra işte biz de burada üniversitede oynasın, ondan sonra da NBA'ye gider falan diye. Tabii ki ya çok ütopik hayallerdi o zaman. Yani hiç kimsenin hayal edemeyeceği şeylerdi. Ben annemle yalnız yaşıyorum. Babam ölmüş. Hı hı. Hani şimdiki aklım olsa annemi de alır Amerika'ya götürürüm ama işte orada hani onun değerlendirmesini yapamıyorduk. Yani o kadar ufkumuz geniş değildi tabii ki. Ama mesela benden sonraki Mirsatlar falan o teklifler gelince hemen gidin dedim. Yani hiç ben gerçekleştiremedim bu hayallerimi, siz yapın diye. Çok fazla destek oldum. Öyle bir süreç geçti. Yani istemeden basketbola başladım diyorsun, hakikaten öyle oldu. Ben çok hırslı bir insanım. Yani kaybetmeyi çok fazla sevmiyorum. Mesela o yüzden de PlayStation hayatta oynamam. Ondan sonra işte ne bileyim böyle şeyler oynamam. Yani kelimelik oynuyorum mesela telefonda. Onu bile kaybettiğimde deliriyorum falan yani, o derece. O yüzden hani başarmayı çok fazla şeyim. Ne derler? Odaklı bir insanım. Tamam, fokus evet. Sizin galibiyeti olarak. Yani başaramayacağım bir şeye de girmem yani şey olarak. Hani bir aklımı kestirdiği şeye de girmem ama çoğu şeyi de zorlarım yani yapabilirim. Benim mesela eşim de izleyecek tabii bu yayını. Yani o mesela ben evde oyun oynarken, FIFA oynarken falan böyle bazen kolu kırdığım olmuş ya. Kol kırmışlığım vardır. Hani içeriden gelir ya, ne yapıyorsun sen, deli misin, bu oyun sadece diyordu ama işte öyle değil. Yani çok güzel özetlediniz onu. Kazanma ruhu. Yani şey mesela bu... Mesela şeyde kitabında okumuştum Michael Jordan'ın daha sonra. Halteri mesela yapmak için kendi evine şey kurdurmuş. Yani fitness center kurulamış evinin altına. Çünkü birisinin benden fazla kilo kaldırmasını hazmedemezdim diyor. Şeyde yani biraz bende de öyle bir şey vardı yani. Başarı anahtarı olmuş sizde de. Yani işte yani başardıklarım oldu. Yani gücümün yetmedikleri oldu tabii çok şeyde. Ama yani kendimden memnunum yaptıklarım açısından. Abi biz de memnunuz. İyi ki başarmışsınız ki böyle oturup konuşabiliyoruz, muhabbet edebiliyoruz. Ben şeye dönmek istiyorum abi. 96 Koraç Kupası eşittir Tamer Uyguç, FSP Sen takımı, Aydınörs, hep böyle aranılan şeyler ama gölgede kalmış aslında bir başarınız var ki onun hikayesinin çok farklı olduğunu düşünüyorum ben. Sizden duymak istedim onu. 88-89 yıllarında Eczacıbaşı'yla şampiyonluklar yaşıyorsunuz. 21 yaşında o takımın kaptanı oluyorsunuz. Genç bir takım, yani bütçe kısılmasına gidiyor. Ve o takım başarılı oluyor. Çok güzel bir hikaye yazılıyor orada. O süreç nasıl gerçekleşti abi? Şimdi tabii ki orası uzun bir süreç şey olarak. Yani ben kendimden örnek verirsem işte o basketbola yeni başladım, oynadım falan, altyapılarda oynadığım süreçte sabahleyin ben buradan evden çıkıyordum. Karşı tarafta oturuyordum ben ki o zaman bu kadar hani şey yoktu, toplu taşıma gibi şeyler yoktu. Yani otostopla gidiyorduk ya da sabahları abimle gidiyordum ben okula, antrenmana. Yani 8'de abim beni Beşiktaş'ta bırakıyordu. Oradan ya minibüste ya otobüste Eczacıbaşı'na, yani bugünkü kanyonun olduğu yere gidiyordum. Orada antrenman yapıyordum. Sabah antrenmanı, özel antrenman. Yani bunların içinde işte Halil abi vardı. Çok değerli antrenörler vardı bizi çalıştıran. İlk antrenörüm Hüsamettin Akgürek vardı işte. Daha sonra kardeşiyle de aynı takımda oynadım.
Yani onlardan çok fazla destek gördüm. Serdar Nersözlü vardı yani özel olarak. Efes'in gençlerini çalıştırırdı sabahleyin. Öğlenliğin gider yemek yerdik fabrikadaki inanılmaz yemek çıkardı Eczacıbaşı'nda. Öğlenliğin gelir uyurduk halter odasında minderlerin üzerinde. Daha sonra akşamüstü antrenmana çıkardım. A takım antrenmanını, genç takım antrenmanı, yıldız takım antrenmanıyla bitirir. Gece saat 10'da eve gider. Ertesi güne aynı ritüeli tekrar ederdik. Yani bir sevmediğim süreçten sonra tamamen sevdiğim bir süreç var. Ve çok fazla zaman geçirdiğim bir bölüm var basketbol içerisinde. Tabii ki ya benle beraber işte Orhun olsun, Serdar olsun, Yusuf olsun falan hepsi altyapıdan beraber oynayarak geldiğimiz insanlar. Ki bunda bir dönem Ergin Ataman da benim Yıldız takımda takım arkadaşımdı. Yani aynı takımda oynadık onunla. İyi bir takım vardı bizde. Şey olarak hep bir arada büyüdük. Daha sonra işte transferler artmaya başladı. İşte biz şey yaptık falan. Orada Erman abilerin, Efe abilerin falan ayrıldığı bir süreç var. İşte takımın gençleri kaldı bir ara. İşte Engin Bayav vardı, Ufuk Bek vardı. İşte Ekrem vardı, Ekrem Erdem. Onların oynadığı bir süreç vardı. Daha sonra onlara da transfer gitti. Ve biz kaldık. Yani Orhun, ben, işte Serdar, Yusuf, rahmetli Kara Murat vardı. Onların olduğu böyle bir takım halinde kaldık. Ben 21 yaşında takım kaptanı oldum Eczacıbaşı'nda. Yani işte 66 doğumluyum. Ben 21 yaşındaydım. İşte Orhunlar falan 67, 68, 69 diye gidiyordu. Yani takımın en yaşlısı bendim Larry Richard'la beraber. Kimsenin hani düşünmediği bir süreçte şampiyon olduk biz. Yani herkesi teker teker eledik. Hatta bunun sonunda Çukurova vardı. Çukurova'da da Larry Spriggs, yani NBA'de Lakers'ın önemli oyuncularından bir tanesiydi Larry Spriggs o zaman. Onun oynadığı takımı yendik ve şampiyon olduk. İlk başta dediler ki tesadüf, işte genç takımda kimse kale almadı falan. Ertesi gün, ertesi sene bir daha şampiyon olduk. Ama diğer kulüpler, yani parası olan kulüplerde bu sefer dediler ki yani bu çocuklar kaldığı sürece bu takım şampiyon olacak. O yüzden bunları da şey yapalım, hani dağıtalım bir şekilde. İşte Orhun, Orhun, Engin, Ufuk falan diğerleri şeye gittiler. Paşabahçe vardı o zaman. Batur abi de, rahmetli Batur abi de Paşabahçe'ye gitti. Ben Efes'e gittim. Serdar Susmuş Fenerbahçe'ye gitti. Yusuf Erboy Galatasaray'a gitti. Ondan sonra işte Leri Efes'e geldi falan. Böyle tamamen dağıldığımız bir süreç var ama buradaki bizim hani kolej takımı denen, hani o liseden beri gelen takım sürdüğü için bizim en büyük başarımız oydu. Yani yediğimiz içtiğimiz hiçbir şeyimiz ağır şeye gitmezdi. Yani şampiyonluk maçına çıkacağımız geceliğin bile gece yarıları işte ne bileyim birbirimize şakalar yapardık falan takım içerisinde. İşte birbirimizin odasına bengay şey yapıp amonyak dökerdik falan ki odaları böyle karıştırırdık, bilmem ne olurdu. İşte bir gün onlar benim çamaşırlarım içine hacıya dökmüşler. Ben gittim onların yine hepsine amonyak döktüm falan ve bu şampiyonluk maçından bir gece önce oluyor. Yani böyle bir deşarj olduğumuz süreçlerde vardı tabii ki bize bunu yaşatırken. Ama son maç işte şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Mersin'de gene Çukurova ile oynuyoruz. Mersin'de salonun önündeki parkta oturup hepimizin hüngür hüngür, son maçımız artık, herkes dağılıyor. Hüngür hüngür ağladığımız işte Nur abinin, Batur abinin rahmetli, ikisi de rahmetli oldu. Onların omuzlarında hüngür hüngür ağlayarak maça çıktığımız bir dönem var. Yani para ve profesyonellik bir yere kadar ama biz tamamen amatör ruhla bu işi yaptık ve en büyük başarılar da zaten onun neticesinde geldi bize. Yani Eczacıbaşı hakikaten benim için çok özeldir. Yani ki bugün işte Orhun olsun, Serdar olsun, diğer çocuklar olsun, herkes basketbolun içerisinde yer alıyorlar. Yani demek ki güzel işler olmuş orada şey olarak. Herkese bir şekilde dokunmuş o takım ve bugün hala Türk basketbolun içerisinde yer alan isimler de var. Yani çok iyi, yani mükemmel bir takımdı ve çok iyi bir jenerasyon. Antrenöründen oyuncusuna kadar çok iyi isimler yetiştirmiş bir jenerasyonun bir parçasısınız abi. Oktay Mahmutiler, dediğiniz gibi Ergin Atamanlar, siz, yani o Ufuk Sarıca
Ya şu an Türk basketboluna yön veren isimlerin bulunduğu bir jenerasyon. Yani çok güzel bir dönemde çok güzel hikayeler oluşmuş. Ben şunu merak etmek istiyorum bir de. Yani merak ettiğim için şunu sormak istiyorum. Çok iyi arkadaşlık bağlarınız oldu ki zaten başarıyı getiren ana esas da bu arkadaşlık bağıydı diye anlıyorum anlattıklarınızdan. Mesela Orhun Ene ile aynı evde kalmışsınız, soba başında ısınmışsınız falan var. Ben şeyi sormak istiyorum. Konrad Makri, çok o da yakın bir, hatta çok şakalar yaptığınız bir arkadaşınız. Onun ölüm haberini aldığınız zaman ne hissettiniz abi? Çünkü şunu hatırlıyorum ben, size paylaşmış, hani siz çok uyarıyorsunuz. Oynama, kalp rahatsızlığından dolayı. O da size diyor ki ben öleceksem bir gün sahada ölmek istiyorum diyor. Yani çok değerli bir isim o da. Türk basketbolu için de değerli bir isim. Önemli bir isim. Yani bir arkadaşınız olarak, hani benim bir arkadaşım vefat etse yıkılırım. Ki bu acıyı da yaşadım. Siz neler hissettiniz abi o anda? Ya aynı şeyi ben de yaşadım. Yani işte Fenerbahçe'ye geldi o ilk. İlk geldiği zaman kalbinde problem var dendi. Bilmem ne dendi işte. Oynaması sorunlu dendi. Daha sonra bize geldi. Bizde de öyle dedi. Ama dedi ki yani ben tamamen kendi sorumluluğumu elime alıyorum ve imza atıyorum bunun altına. Yani bir şey olursa tamamen kendi şeyim dedi. Yani bu tercihimdir dedi. Şey olarak yani inanılmaz bir insandı. Hani kardeşim olsa ancak bu kadar severdim. Hepimiz için çok önemli bir insandı. Her türlü şakayı kaldıran, ondan sonra her türlü muhabbete gelen, neredeyse ana dili gibi Türkçe konuşan falan bir çocuktu. Yani hatta işte ben onun ölüm haberini aldığımda askerdim o zaman. Yani kendimden geçtim. Hiçbir şey yapamıyorsun. Kışladasın, bilmem nereye gidemiyorsun. Yani eğer ben dışarıya çıkabilecek durumda olsaydım onun cenazesine %100 giderdim yani Amerika'ya. Müthiş bir insandı. Yani günlerce, aylarca kendime gelemedim onun bu vefatından sonra. Ama yani hep istediği şekilde öldü. Zaten Denver Nuggets'ın tryout'unda öldü. Yani Denver Nuggets onu şey yapacaktı, draft edecekti. Zaten onun şeyinde vefat etti. Yani müthiş bir insandı, hiç böyle şey değildi. Yani tamamen bir Türk gibiydi. Türk yemek, kuru fasulye, pilav yiyen, ondan sonra işte her türlü şeyi yapan bir insandı. Hatta yani onunla ilgili bir anımız var. Her yerde de anlatıyorum bunu. Biz şimdi seyahatlere giderken pasaport çalmayı çok seviyorduk. Yani pasaportu birisi ortada bıraktığı zaman anında giderdi. Bunların elebaşısı işte ben, Murat Evliyaoğlu, ondan sonra Konrad vardı. Konrad tabii şey olduğu için, çömez olduğu için çok fazla yapamazdı o. Neyse, bir gün biz bunun pasaportunu çaldık Murat Evliyaoğlu ile beraber. Onunla da konuştuğun zaman sorabilirsin bunu. Pasaportunda baktık, işte Konrad Bastian McRee yazıyor şeyinde, pasaportunda. Yani Bastian işte şey, orta adı. Ha, dedik ki biz bu uşak ismi, ondan sonra bunu canlı okuyalım diye. Ondan sonra biz buna başladık, işte Sebastian ayakkabılarımı getir, Sebastian git kola al bana, Sebastian havlumu tut falan diye şey yapıyorduk. Sonra hayatına kahretmişti yani. Bastian ismi olduğu için, yani tekrar söylüyorum, hani yani kafasına vururduk işte, iterdik kakardık falan. Evet. Müthiş bir insandı yani. Hem çok iyi basketbolcuydu, hem çok profesyoneldi, hem çok çalışkandı. Yani uzun süre onu kaybettikten sonra kendime gelemedim yani. Müthiş bir herifti. O yani çok zor bir durum. Yani ben de benzer bir şey yaşamıştım. Yani dediğiniz gibi abi, çok böyle uzun süre kendinize gelemiyorsunuz. Efes dönemine geçecek olursak, hani şey dışında, 1500-1600 kere anlattığınız Koraç Kupası zaferi dışında benim öğrenmek istediğim şey aslında şu. Yani mesela Aydın abiyle, sevgili Aydın Örste, bir yani abi kardeş bağınız var ama sahada da çok iyi profesyonelsiniz. O kendi işini, kendi çizgisini belirlemiş. Siz onun çizgisini, duvarını açmamayı biliyorsunuz. Mesela İsmet Badem'in bir röportajında ben izlemiştim. Şey diyor, bir CSKA deplasmanına gitmiştik biz diyor. Efes maçı kazandı. Soyunma odasına girince Konrad Makri'lerle işte çak ahbap yapıyoruz diyor. Tamer'lerle omuz atıyoruz birbirimize diyor. Arkam bir dönümde İsmet Bahçe, Aydın Örse göz göze geldik diyor.
Demiş ki İsmet Badem ne yapıyorsunuz? Yani bir şey diyemedim diyor. Lütfen yerinize geçer misiniz demiş. Size takıma lütfen yerinize geçer misiniz diyor. Yani Aydın abinin inanılmaz bir çizgisi vardı diyor. Kesinlikle aşamazdık onu diyor. Ve çok utandığım bir andı diyor. Nasıldı abi sizin aranızdaki ilişki? Ya en iyi bilen insanlardan bir tanesiyim ben onu o konuya. Şöyle Aydın abi hani çok eskiden bizim normal head coach olmadan önce tabii ki onunla tanışıklığımız var ve çalışmışlığımız var. Yani daha önce Aydın Örs ve Aydan Siyavuş ve Halil Üner'in beraber çalıştığı yardımcısıydı Aydın abi. Orada işte yani foul'ü çalsana ya falan işte yok steps yok bilmem neydi falan diye böyle itiraz ettiğimiz işte dışarıda da muhabbetini yaptığımız insandı. Çok acayip pırlanta gibi bir adamdı. Sonra işte sezonun yarısında geldi oldu işte koçu oldu. Yani aşağı indiğinde tamamen bambaşka bir Aydın abi vardı. Hani oynamak istemiyorsanız defolur gidersiniz falan tarzıyla geldi aşağıya. Hakikaten çok büyük bir çizgi koyduk. O da bizim en büyük başarımızın sebebiydi. Yani şimdi sporcu ben hem oyunculuktan hem de antrenörlükten ve idarecilikten bildiğim için sporcu insan suyunu çıkartmaya, dejenere olmaya çok müsaittir. Eğer o çizgiyi koymazsa asla ve asla şey yapamazsın. Yani o arayı kopartamazsın. Tabii ki işte o sporcu olmanın verdiği şeyle. Aydın abi onu çok iyi korudu yani işte sezon içerisinde. Hani mesela şöyle söyleyeyim. Belim tutulurdu. Aydın abiye gidip yukarıya çıkıp da abi belim ağrıyor dememek için iki büklüm antrenman yapardım. Yani işte sen anla ne kadar mesafe koyduğun araya. Şöyle bir de çok şeydi bir poker face suratı vardı Aydın abinin. Yani espri mi yapıyor, kızıyor mu, fırça mı atıyor, dalga mı geçiyor hiçbir zaman anlayamazsın yani tamamen böyle buz gibi şekilde yapar o esprisinde şeyini de. Ondan sonra işte tepkine göre o şeyi devamı gelirdi yani. Şeye benzettim abi ben bu aile anlattığınızı. Mesela Obradovic de kendini anlatırken şunu söylüyor. Ben oyuncularımla çok samimi arkadaşım aslında diyor. Biz antrenman sahası dışında 11-12'de bir pub'a bira içmeye de gideriz oyuncularımla diyor. Kaç tane içtiklerini hayatta karışmam diyor. Ne kadar içtiklerini karışmam. Her şeyden sohbet edebiliriz diyor. Ama antrenman sahasına girdik mi orası benim meslek alanım diyor. Benim kurallarıma uymak zorundalar diyor. Yani başarıyı demek ki bu getiriyor. Profesyonellik dediğimiz şey bu olsa gerek. Aydın abi de içmeye gitmezdik ama dışarıda iyi muhabbetimiz vardı. Hatta şöyle bir şey var. Obradovic'in bir hikayesi var. O belki de mittir bilmiyorum. Bir gün işte gece kulübünde oturuyor, içiyor. Önünde de viskisi var. Kalaitis geliyor. Ondan sonra işte bu çağırıyor yanına gel diyor. İşte bir tane içki açıyorlar, viski. Bunu diyor bitireceğiz diyor. İkisi de bitiriyor. Diyor ki sabah 8'de antrenman var diyor. Gelmezsen diyor şu kadar ceza veririm diyor. Gelirsen de işte ben diyor şu kadar şey yaparım falan diye iddiaya giriyorlar. Neyse gecenin bir yarısı Kalaitis çıkıyor hadi bay bay diyor gidiyor. Ondan sonra ertesi sabah Obradovic sabah saat 8-7.30'da antrenmanda Kalaitis 2 gün sonra geliyor. Aralarına baya bir para ödüyor şey olarak iddiaya girdikleri için. Öyle de bir hikayeleri var onların. Abi o da nasıl? Ya, tabii ki o her gece içiyor abi Obradovic. Sağlam içermiş yani. Ondan sonra ne derler? Yani biz Aydın abiyle öyle şeyler yapmadık. Yani içme işte gece dışarılara çıkıp zaten Aydın abi evli barklı. Hani normalde munis yaşayan bir insan yani. Evet. Ne derler? Yavaş yaşam standartında yaşayan bir insandı. O yüzden hani öyle çok fazla gecelerde göremezdim Aydın abi. Ama diğer yardımcı antrenörlerle çok dışarı çıkmışlığımız vardır tabii ki. Yani Avrupalı insan tabii ki farklı oluyor. Yani onların mantalitesi de değişik olduğunda. Bizden yani farklı ne olacağını. Bizden farklı çalışıyor abi düşünce. Şeyi ben gitmek istiyorum abi de. Yani seni aslında üzen bir dönem o. Fenerbahçe yani 200'den fazla milyonmuş bir oyuncu. Basketbol. Türk basketbolun efsanesi. Efsane uzunu. Fenerbahçe ile maça çıkıyor. Askerliğe girmeyeceksin. Vallahi yani şöyle aslında. Askerlikten kara gücü gününe geçmek istiyorum ben. Askere alınmak zorunda kalıyor. Daha sonra senin için bir kara gücü macerası başlıyor. Yani ben kendimi senin yerine koymaya çalışıyorum. Yani tam öyle güç olmaya çalışıyorum.
3 sene önce Avrupa'nın en gözde uzunuyum. Yani o ahtapot adamım yani. Sürekli ortada, alan savunmasının ortadaki en iyi adamıyım. Ve 3 sene sonra ikinci ligde oynuyorum. Yani çok aradaki geçişler ya abi. Sen ne hissettin abi? Mesela ilk Karagücü'yle maça çıktığında salonlar farklı, atmosfer farklı, fokuslandığın, odaklandığın şey farklı. Ne hissettin abi o dönem? Nasıl dönemlerdi? Ya şöyle onu geçeyim. Bir kere Efes'ten ayrılma sebebim bu askerlikle ilgili yaşanan problemdi. Yani işte asker kaçağı olarak şey yapıyordum. Abi düşünebiliyor musun? 200 küsür kere milli olmuşsun. Koraç kupasını kazanmışsın. Her gün televizyondasın. Her gün adınla ilgili bir haber çıkıyor falan. Ve Fenerbahçe'de oynarken maç bitiyor. Eleniyorsun. Bileğine kelepçeyi takıyorlar. Üstüne ceket atıyorlar. Veya gazete, hani ceket attılar bana. Yani öyle karakolda şeydeki ne derler? İstinye Park'ın oradaki karakola gidiyorsun. Şey Pınar Mahallesi karakoluna. Geceyi parmaklıklar arasında geçiriyorsun. Yani adam öldürseniz o kadar muamele görmezsiniz abi. Isparta'ya yolladılar. Yani bizim yaptığımız burada aslında devleti temsil etmek. Yurt dışında oynuyorsun, şey yapıyorsun. Buradaki hem Türk insanlığı temsil ediyorsun, hem Avrupa'da yaşayan gurbetçileri temsil ediyorsun. Bir tarafta da sanki adam öldürmüş veya uyuşturucu kaçakçılığı yapmış gibi benim elinde kelepçeyle askere gidiyorsun. Bu arada tabii ki şöyle bir şey var. 33 kanun diye bir kanun vardı. O kanun neredeyse benim için çıktı. Hani profesyonel sporcular işte 33 yaşına kadar askere alınmayacaktır diye. Mayıs ayında ben rahmetli İsmet Sezgin'e gittim. O zaman bir savunma bakanıydı. Oturduk, görüştük. Dedik ki işte yasama yılı başlasın. TBMM'de ilk geçecek kanunlardan bir tanesi bu dedi. Bekle dedi. Ondan sonra arkasından tutuklandım ve askere gittim. 550 gün yani düşünebiliyor musun? 550 gün bir sporcunun hayatına yani resmen kastetmek gibi bir şey. Tabii ki orada yaşadığımız biraz orada böyle bir süreçler vardı. Yani eski federasyon başkanıyla aramızda olan bazı hani husumet de demeyeyim. Ondan sonra bazı olaylardan dolayı bunlar gerçekleşti. Yani hiçbir şekilde arkamda kimse durmadı. Ve ben 33 yaşında yani neredeyse basketbol bırakmak durumunda kaldım. Tabii orada bir Karagücü maceramız var. Evet. İşte Serdar Apaydın, ben, Mustafa Kemal, Bitim, işte Gencer Baytum, Rahat Çörner falan öyle gayet kuvvetli bir kadro. Yani ikinci ligin neredeyse Koraç Kupası kadrosu gibi bir kadroyla namalip şampiyon olduk. Yani hiç yenilmeden ikinci ligde şampiyon olduk. Karagücü'nü birinci lige çıkarttık. Fakat işte o süreçte de şey olmadı. Genelkurmay Başkanlığı işte takımın şeyde oynaması. Çok eskiler şey diye oynamış, Muhafız Gücü diye oynamış basketbol takımı. Ama yeni şeyde süreçte oynamasını istemediler. İşte bizim haklarımızı başkasına devrettik falan. Gerçi o arada askerliğimiz bitti ama şöyle de bir şey vardı. 17 Ağustos depremi oldu. Bedelli askerlik çıktı. Bizim bütün askerlikte gidecek oyuncuların hepsi bu askerliğini bitirdi 20 günde. Benim hala 400 küsür günüm vardı. Yani burası hakikaten çok büyük travmaydı. Yani yaşadığım en korkunç şeylerden bir tanesiydi. Biraz kasti yapıldı şey olarak yani basketbol hayatımla ilgili. İnsanların şeyleriyle yapıldı. Yani ben Allah'a havale ettim herkesi ama erken yaşta basketbolda bir şekilde bırakmak durumunda kaldım. Yani basketbol kaybetmiş diyelim bana kalırsa. Biraz daha sizi izleyebilirdik abi. Biraz daha izleyebilirdik. Yani o oynamayı isterdim hakikaten o profesyonellikte. Ha, gerçi Fenerbahçe'de oynadım, Galatasaray'da oynadım, Beşiktaş'ta oynadım. Yani çok da iyi oynadığım süreçler de oldu. Hı-hı. Ama tabii ki yani hiçbir zaman o Efes Pilsen level'ına gelmedi hiçbir şey. Yani o Avrupa'da oynadığım level'a gelmedi. Beşiktaş'ta kupada oynuyorduk. Mesela 35 sayı attığım maçlar falan vardı birkaç tane. Yani orada bile ama o zevki hani kariyer rekoru yapmama rağmen oradaki o yani o level'da oynamanın, o atmosferin, oyuncu ve şey tribün atmosferini hiçbir zaman vermedi. Yani bir Panathinaikos maçına çıkmakla bir Pepsi Rimini maçına çıkmak
hiçbir zaman aynı değildi. Zaten öyle bir şey de olmadı. Ama ikincilikle ilgili şöyle bir şey anekdot anlatmak istiyorum. Herhalde. Ben hayatımda bu kadar zorlandığım bir lig hatırlamıyorum. Yani birinci ligin neredeyse 10 kat daha zoru bir ligdi. İkincilik. Yani oyuncuyu tanımıyorsun, etmiyorsun. Ya bir 80'lik bir pivot çıkıyor seni geçip atabiliyor falan. Yani tamamen bildiğin ve bugüne kadar öğrendiğin bütün basketbolu unutuyorsun yani orada. Bambaşka bir yaşam tarzı, bambaşka bir şeyler. Yani işte ne bileyim orada gidiyorsun, çizgiyi kapatıyorsun. Ha, bir tane pire gibi bir guard bacak arandan pas atabiliyor yani. Ondan sonra böyle şeyler yaşıyorsun. Yani tamamen bambaşka bir dünya yani o ikincilik. Ama hakikaten oynaması, birincilikten düşüp de ikincilikte oynaması hakikaten çok zor yani. Yani çok zor olmalı. Ben mesela daha fazla zorlandım yani. Ben abi mesela basketbolcu olsaydım, yani ben sporcu olsaydım ben deplasmanda oynamayı çok isterdim. Yani mesela bir Euroleague'de Panathinaikos deplasmana çıkmayı çok isterdim abi. O ateşli seyirci, yani bir 2-3'lük atsam arka arkaya o seyirciyi susturmak bana mükemmel bir haz verirdi. Senin böyle çıkmaktan çok zevk aldığın bir deplasman var mıydı abi? Karşıyaka. Bayılırdım Karşıyaka. Küfür ederlerdi, şey yaparlardı. Sonra gelip maçtan sonra gelip resim çektirirlerdi. Ulan 2 dakika önce küfür ediyordu da abi, o maç ayrı. Sevgi ayrı derlerdi. Ben de bir İzmirliyim abi. Bizim insanımız öyledir. Karşıyaka maçını çok severdim yani oynamayı. Ama Barcelona ve Barcelona ve Panathinaikos maçları çok şeydi. Keyifliydi yani. Şeyle o fanatik seyirciye karşı oynamak hakikaten enteresandı. Barcelona Massenburg maçı meşhur. Ya izlediğim benim 4-5 tane maçtan biridir abi. Poster smacınız, Massenburg'a yaptınız, üstünden yaptınız. Valla ya inan o smacı nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Yani tek dripling yuvarlağın içinden sıçrayıp insanların üstüne. Bu arada Massenburg da NBA'in en önemli oyuncularından bir tanesi. Barcelona böyle yani adama yalvar yakar transfer etmiş falan elimi. Orada madara ettik. Madara ettik. Bir de orası Olimpiyat stadı yani Olimpiyatların oynandığı salonda. Evet. 94 Olimpiyatların oynadığı basketbol sahası. Karşıda böyle 50 metreye neredeyse 25 metre bir televizyon panosu var falan. Orada böyle geri koşarken defalarca o smacı gördükçe böyle ulan bu ben mi yaptım falan diye çok düşündüm. Tamer Oyguç. Bu kez Fred Robertson'u yakından alıyor Tamer ve mükemmel bir smaç Tamer Oyguç'tan. Gerçekten mükemmel. Maçta bir kez daha eşitlik var. Hatta hani inanmayanlar için de Twitter'ıma sabitledim o şeyi. Sabit post olarak duruyordu. Yok efendim Tamer smaç yapar mıydı falan diye. Yazdım orada. Twitter'da duruyor yani orada şey olarak. Böyle abi şimdi sona yaklaşmışken ben böyle birkaç tane soru cevap soru yapmak istedim. Hani seninle alakalı da böyle özel bilgi almak için. Yani hiç kimsenin sana sormadığı, hiç kimsenin kimseye sormadığı çok orijinal bir soruyla başlamak istedim. LeBron James'i Michael Jordan mı abi? Michael Jordan tabii ki abi. Yani bizim gençliğimizin efsanesidir o. Michael Jordan. Yani majesteleri diye. Yani biz böyle neredeyse tapınırdık hepimiz majesteleri diye. Yani ne LeBron James ne Kobe Bryant ne de diğer bir basketbolcu. Yani eskiden oynanan basketbol çok enteresan. Yani o Larry Bird'lerin, Magic Johnson'ların, Kareem Abdul-Jabbar'ların, işte Kevin McHale'lerin oynadığı süreçte basketbol gerçekten basketbol olarak oynanıyordu yani NBA'de de. Şimdi tamamen show business yani eline alan götürüyor atıyor ama öbür tarafta hakikaten tam bir Avrupa basketbolu gibi basketbol oynanıyordu. Yani şimdi basketbol hızlandı işte kuvvetler dengesi bilmem ne biraz daha böyle şey çıktı yani artık savunma yapılmıyor bilmem ne yapılmıyor ama öbür tarafta kıran kırana yani işte o saydığım insanların oynadığı süreçte kıran kırana basketbol oynanıyordu. O yüzden NBA çok daha farklı. Bir şey daha anlatmak istiyorum bunlar vaktim varsa. Tabii. Şimdi ben bu yeni jenerasyon insanları çok fazla şanslı görüyorum. Biz mesela bugün oynanan maç, bugün bir tane NBA maçı oynanıyor. 15 gün sonra
Emirgan'da, Boyacıköy'de bir tane videocu vardı, video VHS kaset satan. Oraya gelirdi o, işte NTSC sistemden pale çevrilirdi, adam çoğaltırdı onu. Ondan sonra bize verirdi, yani biz 15 gün önce oynanan maçı bugün seyrederdik. Şimdi öyle değil ki abi, gecenin insanlar kalkıyor canlı olarak bütün maçları seyrediyor. İşte PlayStation'da oynuyor, bilmem ne yapıyor. Yani hakikaten bu son jenerasyon çok daha şanslı bir şey var. Yani şey gibi abi, o köylere iki gün sonra gidiyormuş ya gazeteler. Yılmaz Erdoğan'ın filminde anlatıyordu ya, büyükşehirde insan haberi unutmuşken biz daha yeni şaşırıyoruz diye. Sizin döneminde ona benzemiş çok. Şeyi bir de sormak isterim abi ben açıkçası. Yani Tamer Uyguç bugün oynasaydı ve etkili alan savunması, o dönem 70 sayıdan fazla yiyince ya çok iyi defans deniliyordu. Şimdi 100 sayı yiyince 90 sayılar falan, yani çok savunamadık oluyor. Tamer Uyguç bugün oynasaydı hangi takımda oynardı abi? Kendini nerede görüyorsun abi sen bugün oynasaydın? Vallahi Anadolu Efes'te oynardım. Yani. Sen Efes'çisin abi kesinlikle. Ya şöyle, tabii ki benim oynadığım eski Efes'çiyim ben. Yani Anadolu Efes'li değilim ben. Ben Efes Pilsen bölümündenim. Yani oradaki o kadroyla şeyle oynamayı çok isterdim. Yani şöyle, biz Aydın abi takımın başına geldikten sonra hep şey vardı. Ne derler? Hep generaller vardı. İşte şütörler vardı. Namoski, Ufuk, ıvır zıvır, yani bütün herkes, Volkan. Hepsi şütörlerdi. Bir de işin hamallık kısmı vardı. Yani onu gönüllü olarak yapacak birisi gerekiyordu. Yani Volkan iyi savunmacıydı. İşte ben savunmacıydım. Ben işte orada savunma yapıyordum. Adamları durduruyordum. Konrad inanılmaz geliyordu. Arkadan blok yapıyordu. İşte Larry Rebound'ları topluyordu falan. Böyle bir takım halindeydik. Yani herkes kendi o dönen çark içerisinde herkes kendi görevini biliyordu ve ona göre şey yapıyordu. Yani Ufuk dışarıda baskı yapıyordu. Biliyordu ki arkada baskıda geçildiği zaman arkada Tamer var. Veya Tamer durdurduğu zaman işte arkada biliyor ki Larry rebound aldı. Yani tamamen bir makine düzeninde işleyen bir çark gibiydik. Yani bizim o zor savunması. O açıdan çok güzeldi. Yani o insanlarla, o arkadaşlarımla, yani o oyuncularla bugün Anadolu Efes'te, yani Efes Pilsen olduğunu düşünürse o takımda oynamayı çok isterdim. Abi ben, tabii yani yurt dışında da oynardım yani. Yani ben aslında ondan dolayı sordum. Sizin biraz daha NBA tarzı. Ben biraz şey, ben biraz daha şeyim, ne derler, emosyonel, böyle vatan sever bir insanım. Evet. Yani kendi vatanımda şey olduğu sürece. Yani benim için bayrak, toprak, işte öyle şey, forma falan çok önemlidir. Yani birisi formayı yere atsa onunla oyunculuğumda da antrenörlüğümde de kavga edebilirim şey olarak. Enteresan bir insanım ben. Abi çok ben memnun oldum sizi tanıştığım için. Kırmadınız, davetimize geldiniz. Çekemedik, bir daha çektik. Yani ben sözüm söz, Tuzla'da balık abi. İstanbul şu pandemi bir bitsin. İstanbul'a geleceğim, kızımla geleceğim İstanbul'a. Ben de dün şey açmamıştım. Öleştik. Öleştik yani. Yani kızımı anlatacağım, çok güzel bir anı oldu. Hatta o şey geldi mi? Kızıma da göstereceğim. Kızına bekliyorum. Mutlaka gel. Sen doğduğun gün ben seni ektim bu bu adamla röportaj yaptım diye. Anlatırsın kıza. Abi Bursa'ya da geldiğin zaman bekliyorum. Size güzel bir ziyafet çekmek isterim. Kendi evimde ağırlamak isterim. Mutlaka bekliyorum Bursa'ya. Tamam. Ben çok memnun oldum abi. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. İnşallah kayıt. Abi kontrol ettim, ediyor. Bir bak bakayım, orada kırmızı renk işte. Yanıyor. Abi çok teşekkürler Tamer abi. İyi akşamlar abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere abi, sağ olun.